Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftada FED tutanaklarının ardından piyasalarda belirgin şekilde bozulma yaşandığını gördük. Aslına bakarsanız makroekonomik verilerin seyri bize FED'in tahvil alımlarında azaltıma giderek yaklaştığına yönelik sinyaller veriyordu. Ama FED'in çok daha net bir patikaya girmiş olması ister istemez risk iştahına da olumsuz yansıdı. FED'den gelen açıklamalara baktığımızda koronavirüs vaka sayılarının ekonomik aktiviteyi daha fazla tehdit etmemesi durumunda tahvil alımlarında azaltımın yıl içinde başlayacağını anlıyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte FED'in yıl içinde böyle bir adım atmayacağı artık bir soru işareti olmaktan çıkmış durumda. Dolayısıyla piyasaların odaklanacağı ana konu aslında FED'in nasıl bir takvim açıklayacağı olacaktır. Piyasaların odaklandığı konu başlığı takvim olduğu için, FED'in nasıl bir takvim açıklayacağı olduğu için bu hafta düzenlenecek olan Jackson Hole Sempozyumunun önem derecesi de artmış durumda. Söz konusu sempozyumda geçmiş yıllarda FED para politikasına dair çok önemli sinyaller vermişti. Dolayısıyla bir kez daha benzer bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Burada önemli olan FED'in tahvil alımlarında hızı ne ölçüde yüksek tutacağı olacaktır. Eğer 120 milyar dolarlık, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarının hızı güçlü bir şekilde azaltılırsa bunun piyasalara risk iştahına yansımasının da negatif olması kaçınılmazdır. Tahvil alımlarında azaltımın piyasa etkisi ne olur diye baktığımızda ise geçmiş dönemlerdeki örnekler bize özellikle getiri eğrisinin düzleşme eğilimi sergilediğini göstermişti. Dolayısıyla kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri arasındaki makasın önümüzdeki aylarda FED'in böyle bir adım atması durumunda daralması muhtemel görünüyor. Aynı zamanda Amerika'da tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareket etme potansiyeli nedeniyle orta vadede özellikle euro dolar üzerinde baskı oluşması beklenebilir. Benzer şekilde bu süreçte değerli metallerin de baskı altında kaldığını görebiliriz. Bu hafta makroekonomik veri tarafında ise özellikle PMI rakamlarının öne çıktığını söyleyebiliriz. Ekonomik aktivitenin son durumunu göstermesi bakımından veriler oldukça önemli. Ayrıca ABD'de açıklanacak olan PCE endeksi ve gayri safi yurt içi hasıla rakamları da piyasaların odak noktasında olacak diğer rakamlar gibi görünüyor. Ancak şu var ki asıl odaklanılan konu başlığı FED'in yapacağı ya da FED'den gelmesi beklenen açıklamalar olduğu için piyasaların varlık fiyatlarının çok fazla veri odaklı hareket edeceği bir haftada olduğumuzu düşünmüyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The Club'ı izlemeye devam edin.